Evet, şu an Bayraktar Silahlı İnsan Sava Aracı'nın yanındayız. Tabii son zamanlarda özellikle terörle mücadelede çok önemli bir silah bizim için. Sınır dışı operasyonlarda da önemli operasyonlarda bulundu, önemli görevlerde bulundu. Bu uçak tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemine sahip. Yer sistemlerine bağlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği de var. Aynı zamanda GPS bağlı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyir sefer özelliğine sahip uçak. Kısaca teknik özelliklerinden de bahsedelim. Bu uçağın haberleşme menzili yaklaşık 150 kilometre. Kalkış ve inişte pisti kullanıyor, yani normal pistleri kullanıyor. Bu uçağın maksimum kalkış ağırlığı 630 kilogram. Yani yakıtıyla, yükleriyle beraber 630 kilogram olarak kalkış sağlıyor. İrtifası da 27 bin feet. Yani neredeyse yolcu uçaklarının uçtuğu irtifadan uçuş yapabiliyor. Ve 27 saat kadar havada kalabiliyor bu Bayraktar. Faydalı yük taşıma kapasitesi de yaklaşık 140 kilogram. Yani 140 kilogram kadar kamera, radar ve mühimmat taşıyabiliyor. Kanat açıklığı 12 metre. İdeal boyutlarda. Yakıt kapasitesi de 300 litre kadar. Uçağın boyu aynı zamanda 6,5 metre uzunluğunda. Dediğim gibi biraz önce de özellikle terörle mücadelede ve sınır dışı operasyonlarda bizim için önemli bir araç Bayraktar Silahlı İnsan Sava Aracı ve son zamanlarda da gerçekten çok başarılı operasyonlarda bulundu.